Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında paraya kenar konusundaki test 4'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 92 ve 93'ü çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC'de paraya kenar verilmiş. BE ile AD birbirine eşit verilmiş. Evet BE ile AD şu eşit verilmiş. Alakası yerde ama paraya kenarın tanımı gereği karşılıklı kenarlar birbirine eşit değil midir? Evet. Bak burada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen çıktı. 25 ve 47'yi öncelikle bir kullanayım. Hocam 25 ve 47'ye bakınca şunlar da birbirine paralel değil mi? Yani şöyle bir M kuralı yok mu burada? Var. Doğru da açıdaki, üçgende açıdaki ifadeleri yine burada kullanabiliyoruz. Bakın 25 ile 47'nin toplamı bana M kuralından dolayı burayı verir. E o zaman 47 ile 25'in toplamı kaç yapıyor? 75 daha 12. 72 mi yaptı? Evet. Hocam 72 ise ikiz kenardan dolayı burası da 72'dir. Şöyle şurası. E o zaman bunlar 36-36 oldu. BFC, BFC açısı şuradaki açı nedir diye soruluyor. O zaman şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı. Yani 72 ile 36'ın toplamı 8, 108 mi yapar burası? Aynen öyle. Evet birinci soru böylelikle Ceyhan çıktı geldik ikinci soruya. Soru da şöyle katlamalar verilmiş. Katlama verildiğinde ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şu katlamayı geri açalım. Üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit. Şu katlamayı da geri açalım. Şimdi verilen bilgiler beni sonuca itecek zaten. Bak burası 80 mi? Evet. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Burası da 80. 30 verilmiş. Bak üstte binen açılar birbirine eşit ya. Hop şu açılar eşit. E tamamı 180 ise 150 kaldı. Bunlar 75 e 75 yaptı. 150'nin ikiye bölünmüş halinden. E 80 75 daha 155. Buraya kaç kaldı? 25. Aa burada da üst üste binen açılar birbirine eşit olacak ya. Burası da 25. Bu açılar yan yana geldi. Bak x'in olduğu yere yoğunlaşmalıyım. Hocam Şurası 80 ise hop burası kaç yapar? 180 e açısı 100 yapar. E hocam burası 50 ise x artı 50 eşittir 100 olduğundan x'i de 50 derece olarak buluruz. Yani cevap denizli oldu. ikinci soruda geldik 3'e. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir ama bir işimize yaramıyor. Burada açı ortayda dik çizilmiş. Hmm, neyi kullanacağım? Büyük ihtimal kollara çizilen dikmeleri kullanacağım. Bak açı ortayda kola dik çizilmiş. Diğer kola çizilen dik de eşitliği midir? Evet. Yani şunlar birbirine eşit. Hatta ayırdıkları yerler de eşit. 9 ise burası da 9 diyebiliriz. Bir işime yarayacak mı bilmiyorum. Evet kollar açılan dikmeler eşit. Hocam burada da açıortay var. Burada da kollar açılan dikmeler eşit olacak. Şu dikme ile şu dikme birbirine eşit olacak. E tamam. Burası da eşit. Hatta kollar açılan dikmelerin eşit. Yani açı ortayların dik ve üzerinde kesiştirken ki yaptığımız ispatını yapıyoruz. Bak dikmeler eşit. Şunlar birbirine eşit. Hatta şu parçalar da birbirine eşit. Hmm. A 12 burası. Bak bu da yükseklik yaptı buranın. Çünkü 90 ya burası da 90 dikdörtgen çıktı. 12 yani 6 6 e burası da 6 olur. Açı ortaylar nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Bak burası 90 e dikten dik çizilmiş oldu. Öklit var burada. Şuraya A diyecek olursam 6'nın karesi eşittir. Dikten dik çizilmiş öklit. A çarpı 9 eşit değil mi? Evet. 36 bölü 9'dan A'yı 4 buluruz. Ve benden ne isteniyor? e uzun isteniyor. Cevap denizli yapar. Geldik sonraki soruya. Aşağıda verilen şekil birbirine eş paralel kenarların birer kenarları çakıştırılarak oluştur, çakıştırılarak oluşturmuştur. Orta sıradaki ve üst sıradaki her paralel kenar altında bulunan paralel kenarın orta noktasına denk geliyormuş. Yani iki birim ya iki birim tam ortasına denk geldiyse bir birim bir birim o zaman burası da bir birim bir birim burası da bir birim bir birim şekli devam ediyor. Hocam burası dört birim çok güzel. E ne yapacağız? Şunlar hep birbirine paralel. E, bunlar da birbirine paralel. Hatta şunu şöyle devamı getireceksin. Bu da ortasına denk geldi ya bir bir. Hocam şurada paralel kenar çıktı. Yani bu doğrusal mı oldu? E. E. Kale isteniyor bizden. Olay bitti. 60 derece burası. E burası da 60. Şu 2 2 2 2 şeklinde gidiyor. E hocam şuradaki uzunluk da zaten 4 4 4. Yani şuradaki üçgende işlemimizi yapıp olayı bitireceğiz arkadaş. Hadi bitirelim. Şimdi 60 derece var. Şu kenarlar da var. 4 8 12 burası. Burası da 2 4 6 8 burası. Ne yapabiliriz? 12 ve 8 ve kosinüs teoreminden sonuca ulaşabiliriz. Ama böyle yapar mıyım yapmam. Şimdi buradan bir dik çizsem 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6 yapacak. Hatta 2 4 6 çizilendik tam olarak nereye denk geliyor? Tam buraya denk geliyor arkadaş. 90'ın karşısı 12. Önemli değil ama olsun. Daha hmm, böyle mantıklı çözelim. 90'ın karşısı 12. 30'un karşısında ne olacak? 6. Buraya da 2 kaldı. E hocam sonrası. 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısında 6 kök 3. Bitti. Pisagor bağıntısı. X ne yapacağız? Pisagor bantısı. 2'nin karesi ve 6 köküçün karesi diyeceğiz ama 2 ve 6 köküçteki ortak çarpan 2. 2 çarpı 1 burası. 2 çarpı 3 3 burası. O zaman 2 çarpı kare köküçünün diğerlerinin kareleri toplamı. 1 artı 3 köküçün karesi de 9 çarpı 3'den 27. O zaman burası 2 kök 28 çıktı. Bu 4 çarpı 7 ya 4 dışarı 2 diye çıkar. 2 e kere 2 4 cevabımız 4 kök 7 yapar. Yani cevap balık kesir oldu. 4. soruda. Geldik 5'e. Evet oranlama verilmiş. Burası K iken AF uzunluğu 2K. Evet BF uzunluğu K iken AF uzunluğu 2K yazdık. Sonra EC'yi vermiş bize ve GC uzun isteniyor. Bak şu uzunluk verilmiş ve bu uzunluk üstündeki GC uzunluğu isteniyor. Yani ben burada benzerlikle oran bulacağım arkadaşlar. E burada da oran var şöyle bunlar birbirine eşit. Burada da oran var. Ne yapıyorduk? Oranlamanın olduğu yerden paralel. Hocam şuradan böyle paralel çizsek kelebek ince ayrıntılı ama hem kelebek hem temel orantı oluşmuyor. E o zaman buradan çizelim. Buradan da yatayların üstünde olduğu için dikeylere paralel çizeceğim değil mi? Yani şöyle bir paralel çizsem. A kelebek oluştu mu? Oluştu. Hatta burası 3K iken burası 3K. Burada da bir temel orantı oluştu mu? Oluştu. Hatta orta taban oluştu burada. E yani şunlar eşit ya. Orta tabandan dolayı 2K ise burası K'dır. Kelebekteki oranda 1'e 3. Bu doğruya yollaşacağım. O zaman X ise burası 3 xtir Toplamda 4X eşittir. 12 ise X'i buradan 3 buluruz. Ve GC uzunluğu isteniyor bizden. 3x deniyor. x yerine 3 yazarsam cevap 9 çıkar. Yani 5. soru E oldu. Geldik 6. soruya. Evet 6, 10 ve 13 verilmiş arkadaş. Burası kaç? 10. 6 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Sonra ne yapacağız hocam? Burası 13 verilmiş. Bak, B köşesinin EF doğrusuna en kısa uzaklığı. Aslında bunu şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan şuraya dik olan uzaklık isteniyor. Bak dikkat et paralel kenarda. Her bir köşeden ne olmuş? Böyle C köşesinden buraya dik. Buradan zaten bunun üstünde B köşesinden buraya dik. Buradan da buraya dik çizilmiş böyle. Gördüğün üzere. E ne oldu burada? A hocam karşılıklı köşelerden çizilen uzunluklar toplamları birbirine eşit. Yani C'den ve A'dan çizilen 13 artı 8 eşittir. B'den ve D'den çizilen. D'den çizilen zaten 0. B'den çizilen buraya eşit olacak. 13 artı 8'den direkt 13 artı 8 x artı 0'a eşit. Yani cevap 21 çıkar diyebiliriz arkadaşlar. Ya da hiç bu altınıza gelmedi. Bak ÖSYM'de sordu. Ne yaparsın mesela sen burada? Benden bu uzunluk isteniyor. Hocam şurada bir dik yamuk çıktı. E bu dik yamukta hamle yaparız. Ne yaparsın? Dik yamukta nasıl bir hamle? Dik dörtgen oluşturup dik üçgen oluştururuz değil mi? Hadi dik üçgeni oluşturalım. Hocam şuradan dik çizeriz. Şöyle dik dörtgenle. E, çizince 13 ise burası 13 oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız? Burada 6, 8, 10 var. E burada da 10 var. Hocam şurada şöyle bir şey yapalım. Bak şunlar birbirine paralel. Dikkat et. Her ikisi de aynı doğruya dik olduğundan. Şunlar da birbirine paralel. A bu tek böyle ok çift çizgi ok. Tek ok çift çizgi ok. Şu açıyla şu açı yöndeş açıdan dolayı birbirinin tıpkısının aynısı değil midir? Evet. E ee, o zaman ne olacak? Bak yöndeş açı çıktı burada. Şunlar paralel. Bunlar da paralel olduğu için. Alfa ise alfa oldu. Ya da başka türlü de ispatlayabildik tabii ki bunu. Alfa 90 ise bak burası beta. Alfa 90 ise burası beta. Şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğunda eş üçgen çıktı. Beta'nın karşı 8 ise beta'nın karşı 8'dir. Ve toplamda şu uzunluk isteniyor benden. 21 çıktı. İşte ÖSYM bu soruyu böyle sordu. Yani formülden yapan da olur. Formülsüz üçgen bilgisiyle yapan da olur mantığıyla. Evet 6. soru C an oldu. Geldik 7. soruya. Levan kenar uzunluğu 3 cm olan yalnız kusura bakma burası 4 olacak. Çünkü vaktini çaldım. Normalde ben e, çözdüğümde burası 4'tü yani soruyu koyduğumda 4'tü. Burası nasıl 3 olmuş İnanın hiç bilmiyorum. E, Hakkınızı helal edin. 5 dakikanızı falan yedim gibi böyle üzgünüm. Yani kısacası üzgünüm kusura bakmayın. Evet 4 cm olan eşkenar üçgen ve iki tane özdeş paraya kenar birleştirerek baş harfi L olan bir şey oluşturmuş. Tamam. Sonrasında FH'da 4 kök 7 vermiş. Hadi bakalım buna göre çözelim. Şimdi CDE'de doğru salmış. Arkadaş bu bir eşkenar üçgenmiş. Açılarımız kaçar derece? 60 60 60 ve bir kenar kaç demişti? 3 demişti ama o 4 olacaktı. 4 4 4 diye yazdık buraya. Peki şu özdeş paraya kenar. Kısa açılar birbirine eşit olduğu için yani küçük açılar birbirine eşit olduğu için burada açıları yazarız ya da bu doğrusal ya burası 120 e o zaman burası 60 60 60 ise buraya da 60 kaldı diyebiliriz ya da özdeşlikten dolayı açılar eşit o yüzden 60 60 60 oldu da diyebiliriz. Sonra yöndeşlikten dolayı burası da 60 oldu. Bak dikkat et özdeş dediği için buradaki kısa kenar 4 ise buradaki kısa kenar da 4'tür. Evet, sonra başka ne yapacağız? Hocam ben buraya bir A dersem burası A artı 4 ise burası da A artı 4 mi oluyor? Evet. E sonra burası da A artı 4 deyip 60 dereceye ait kosinüs teoremi yapabiliriz. Ama kosinüs teoremine karşıyız. Ne yapacağız? Dik çizeceğiz kardeşim. Şöyle bir dik çizersem. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2 ile uğraşacağım. Hiç buraya A demeyeyim. Buraya 2A diyeyim. 2 A artı 4. Burası 2 A artı 4. Burası da 2 A artı 4 oldu. Şimdi 30'un karşısı ne olacak o zaman? A olacak. Burası A köküç oldu. E tamamı da 2 artı 4 olduğundan burası da 90 derece olduğundan buraya da a artı 4 kaldı. Yap Pisagor'una bakalım. 4 kök 7'nin karesi 16 çarpı 7. Bir ya da yazayım 4 kök 7'nin karesi eşittir. Hocam a kök 3'ün karesi artı a artı 4'ün karesi deyip işlem işlem işlem. Yapalım bakalım işlemimizi. 4 kök 7'nin karesi kaç yapıyor? 16 çarpı 7. 112 yapıyor galiba. 112 eşittir. 3 a kare artı. A kare artı 8 a artı 16 yaptı mı burası? Yaptı. Ya da burası 16 çarpı 7 olarak kalsın bakalım. Çünkü burası dikkat edin 16 çarpı 7 eşittir 4 a kare artı 8 a artı 16 yaptı. Denklemi 4'e bölsek daha kolay olacak. 4 ile sadeleştirsen 4 yani 4 7 28 eşittir a kare artı 2 a artı 4'e böldüğümüz zaman 4 oldu. O zaman a kare artı 2 a artı 24 değil eksi 24 eşit 0 mı yapacak? Yani 28'i buraya attım evet. Çarpanlara ayıralım. A'ya A. Ya a. Bu da 6'ya 4 dersem artıya eksi dersem çarptımları eksi 24 toplamları da artı 2'yi verdi. A artı 6 ve A eksi 4 şeklinde oldu burası. eşit 0 bu eşi 0 olduğunda A'yı eksi 6 buluruz ama uzunluk negatif olamaz. Bu eşi 0 A'yı da 4 buluruz. Evet A4 çıktı. A yerine 4 koyduğumuzda A yerine 4 koyarsam 4 kere 2 8 8 4 daha 12 çıktı. Evet tabanımız 12. Ee, yükseklik bulmamız lazım. Paraya kenarın alanı isteniyor çünkü bizden. Ee, tabana ait yüksekliği çizelim. 90 karşı 4 ise 30 karşı 2. Burası da 2 kök 3 yapar. Ee, o zaman alan da neye eşit olacaktır? 12 çarpı 2 kök 3'e eşit olacaktır. Yani 24 kök 3'e eşit olur cevap. Evet cevap Denizli oldu. 7. soruda. Tekrar 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 özür dilerim. Yani genelde böyle vaktinizi böyle hızlandırmak için elimden geleni yapıyorum. Bu da nazar olsun. Nasıl olmuş ben de bilmiyorum. Çok üzgünüm arkadaş. Çünkü senin vaktin çok değerli. Bunun farkındayım. Ben de hızlan diye elimden geleni yapıyorum ama bazen böyle aksiliklerle uğraşabiliyoruz. Neyse 7. soru Denizli oldu. Geldik 8'e. Çekil 1'de ön yüzü kırmızı, arka yüzü mavi renkli. ABC'de paraya kenar biçiminde kağıt verilmiştir. Ve buradaki oranlama AD3K, ED2K verilmiş. Evet ED2K, AD3K. Yani burası ne oldu? K oldu. Şimdi ben böyle bir katlama yapmışım. Katlama yaptığım zaman ne yapıyorum? Katlamayı şöyle bir eski haline geri getiriyorum kardeşim. Tamam burası 2K, burası da K olduğunu biliyorum. Sonra mavi boyalı bölgenin alanı 24. Hocam burası 24 ise katlamada üst üste binen kenarlar eşit aynı zamanda üst üste binen alanlar eşit değil mi? Evet. Kırmızı boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Yukarıda yapalım bu işi. Burası 24. Hocam 2K'da kalan 24 ise hop şöyle çizdim. K'da kalan kaç yapar? 12 yapar. E 36 ise burası da 36 yaptı. Tüm alanı kaç bulduk? 72 bulduk. Benden şuradaki kırmızı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaş x 24 ve 24 yani x artı 48 neye eşit? Tüm alan 72'ye eşit. Buradan da x 72 eksi 48'e yani kaça eşit oluyor? 24'e eşit oluyor. E dolayısıyla cevap 24 oldu. Yani cevap denizli oldu. Bu 8. soruda. Geldik 9'a. Sözel bir soru. O zaman yukarıyı kullanalım isterseniz. Bir ABCD paraya kenarı çiziniz diyor. Hemen Emredersin komutanım deyip hemen şöyle bir ABCD paralel kenarını çizelim bakalım. Çizdik ABCD paralel kenarını. Şöyle harfleri de yazalım. Sonra diyor ki AB ve BC kenarlarının orta noktası AB ve BC kenarlarının orta noktası sırasıyla E ve F olarak işaretlensin. Tamam. Orta nokta yalnız bunlar. Eyvallah. Sonra AC ile BD'nin kesimi şöyle AC'yi çiz çiz çiziyorum ve BD'nin AC ve BD'yi çiziyorum. Onlar da köşegen zaten. AC ve BD'yi çizdim. Buradaki köşegen de K olarak isimlendirdim. Sonra AC ile DE'nin kesişimi, AC ile DE'nin kesişimi. Hop, şunu çiziyorum ve buraya T olarak diyeceğim. Sonra AC ile DF'nin kesişimi. AC ile DF'nin kesişimi. Hop, şunu çizdim. Burası da S olarak tanımlansın diyor. BETK dörtgensel bölgesinin çevresi. BETK. İşte şuradakinin çevresinden bahsediyor bana. Bölgesiyle CFS üçgensel bölgesi mavi renge boyanız. Neresini? CFS. Evet burayı mavi renge boyadık. Yani ben sarıya boyadım. Mavi boyalı bölgenin toplam alanı 12 olsun. Alan ABC'de nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada ne var? Hocam köşe, bu köşegen bu köşegen. Köşegenler birbirini ortalıyor. A kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu. Bir üçüncü çizersem hop ağırlık merkezi alan dağıtımını rahat bir şekilde yapabilirim. Bu da kenar ortak olmak zorunda. O zaman bu 6 eşit parça ayrılmıyor mu alanlar? Ayrılıyor. Aynı şey yan tarafta da bak kenar ortay kenar ortay burası da ağırlık merkezi oldu. Özellikle eşitlik olduğunda köşegenler de çizildiğinde bu ağırlık merkezi alan dağıtımı var mı diye bakmak özellikle alan sorularında çok önemli. E, o zaman bu da ağırlık merkezi olduğundan buradan geçen de kenar ortak olmak zorunda. Buradaki parçalar da 6 eşit parçaya mı ayrıldı alan olarak? Evet. E şimdi bakıyorum 3A'yı bana toplamda kaç vermiş? 12 vermiş. A'yı böylelikle 4 bulurum. Tüm alana bak bakayım. Tüm alan nedir? 6 6 12 A tüm alan. E o zaman tüm alanda 12 A ise 12 çarpı 4'ten tüm alanda kaç buluruz? 48 buluruz. Zaten bizden bu isteniliyor. Cevap denizli oldu. Ve geldik 10. soruya. ABCD paraya kenarı biçimindeki kağıdın tamamını boyamak için 320 gram boyaya ihtiyaç vardır. 3 arkadaş birlikte boyama yapmaya karar vermiş ve aralarındaki şekildeki gibi pay etmişlerdir. Evet şuraya bak 4 parçaya buraya bak 5 parçaya bölünmüş. 4 ile 5 20'de birleşiyor. Yani ben bunun tamamını 20K diyecek olursam 5 parçaya bölünmüş 4K, 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 4K. Burası da 4K olur. Bunlar da 5K, 5K şeklinde paylaşır. Evet oranlamalar var alan dağıtımı yapabiliriz. Hemen üçgenler oluşturmam lazım. Ters düz üçgenlerde de üçgenler tabanlarıyla doğru orantılıdır. Çünkü paralel doğrular arasındaki yükseklik bak burada değişmiyor. 2 AD ve BC paraleli arasındaki yükseklik değişmediğinden. 8K'da kalan 8A ise 5K'da kalan 5A'dır. 5K'da kalan burada da 5A'dır. Sonra 8K yapıyor. Şuradaki boşluk 8A. 4K yapıyor. Burası 4A. Burası 10K. Burası da 10A mı oldu? Evet. Topladığımız zaman şunların hepsini topla. Tüm alan kaç A yapıyor? 40A yapıyor. Evet 40A'lık yeri kaç? 320 gramla hallediyormuşum. O zaman ağırlık kısmı şöyle göstereyim. Ağlık kısmı ne yaparım? 8 gramla 8 gramla mı hallederim? Evet. Şimdi burada bir şey diyor. Bir numaralı bölgeyi Ali. 2 numaralı bölgeyi Bahadır. 3 numaralı şu Ali. Şu Bahadır. 3 numaralı bölgeyi de Yusuf boyuyormuş. Şimdi bana Ali'nin kullandığı boya Yusuf'un kullandığı boyadan kaç gram fazladır? Ali'nin kullandığı boya burası 13. Yusuf'un kullandığı boya 14. Yani 14A eksi 13A isteniyor. Yani A'daki durum E A'daki durum da 8 gram değil miydi? 8 gram fazla kullanmaz mı o zaman arkadaşlar? Evet Yusuf bu 14A, burası da 13A. E 14'ten 10 çıkınca A'lık kısım kaldı. A'lık kısım da 8 gramlık boyayla boyanıyordu. Yani cevap 8 çıktı. 10. soru Cihan oldu. Geldik 11. soruya. Bir an böyle son soru zannetmiştim. Geldik 11'e. ABC'de paraya kenar ve bir şeyler verilmiş 9. Burası 9'sa karşı tarafta 9 mudur? Evet. Şimdi alanlara bakalım arkadaşlar. Alanlar neler verilmiş? Alan AY'de şuradaki alan verilmiş. Burada alan kaç verilmiş? 12. Yazdık buraya. Sonra alan BEC verilmiş. Bu alan kaç verilmiş? 14 verilmiş. Yo alan BEC'yi 20 vermişler. Sonra ne verilmiş? Alan ECD verilmiş. ECD 14 verilmiş. Sonra AE uzunluğu X nedir diye soruluyor. Arkadaş şu karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit değil miydi? Ya da şu karşılıklı alanlar toplamı tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Şu karşılıklı alanlar da tüm alanın yarısı. Yani şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşittir. E o zaman ben burada alana A diyecek olursam 20 artı 12 alanı eşittir. A artı 14 müdür? Evet. 32'den 14 çıkınca kaç kalıyor? 18 mi kalıyor? A alanı 18 buluruz. E A alanı 18 ise eğer bu da dik üçgen değil mi? Aynen öyle. 9 çarpı x bölü 2 eşittir. 18'den sadeleştir. 2, 2 kere 2, 4. X'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Yani 11. soru balık kesir çıktı. Ve böylelikle test 4'de bitiriş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.